Yine elini vurmaya devam ediyorsun ama. Yanmıyor mu senin elin? Bak. Bilmiyorum, şu anda yanmıyor ama. Her an yanabilir diyorsun. Her an yanabilir. Ostim Sanayi'de Osmanlı lokmacısına geldik. Özkan Usta'nın yanına. Havaya bakar mısınız ya? Bu havada nasıl tat yemeyeceksin şimdi? Deyip bahane ararken bahanemizi bulduk. Bugünkü bahanemiz hava. Baran abi afiyet olsun. Abi teşekkür ederim. Evet, güven baba. Özkan Usta'm hayırlı işler, bol gülüşler. Nasıl evet, keyifler? Hoş gördük. Keyifler iyi. Her şey yolunda. Şu anda bizim için her şey yolunda. İşte ülke meselesi sıkıntımız. Başka bir sıkıntımız yok. O da güzel olacak Allah izin verirse. Başka bir derdimiz kesin tasamız yok. Tek derdimiz memleket. İşimiz, tabii işimizden yana sıkıntımız yok. Sizlerin destekleriyle, müşterilerimizin destekleriyle gayet iyiyiz. Çok iyiyiz. Bir sayar mısın neler var tezgahta? Sağ baştan say usta. Sağ baştan. Adana'mızın meşhur. Sarı burma diye geçer. Halka tatlı halka diğer tatlısı. Adıyla sosyal evler evet. Tatlısı. Adana burmamızın Adana burması diye büyük ki böyle tatlımız keserek yapıyoruz. Evet. Burada kesme diye satıyoruz. Lokmamız Bodrum lokma diye geçiyor. Bodrum lokma. Lokmamız var. Şu şekilde de fıstıklı turpanın çelik halindeki düz olanı. Bu da namı diye fıstıklı turpamız. Bu sana özel mi? Ben bunun yani, namını duydum. Yani senin burada yani, bunun meşhur olduğunu. Tam da bana özel olmasa bile ama benimle meşhur olduğunu. Ki biz yapıyoruz. İngilizler yapar biliyorsun. Başkası memleket iyi de senin. Niğde. Hemşeriyiz. Hemşeriyiz yani. Bütün tatlıcıların ya, tabii. Genelde dondurmacı da çok olur Niğdelilerde. Bizim köyde hepsi. Yani hangi köy söyle Çamardı. Niğde Çamardı. Niğde Çamardı'ndan yani tatlı dondurmayı oradan yiyeceksin. Oradan yiyeceksin. Eyvallah. Hadi başka bakalım. Tatlılar da bilmiyorum ama bu tatlılar bizim işimiz. Şimdi sen şunu mu yapacaksın bize? Evet. Bundan dökeceksin. Onu bekleyeceğiz. Bakalım nasıl dökülüyor. Özkan Usta'm makine var mı 20-30 yıllık? Yani makine bizim ilk işe başladığımız günden beri elimizde. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Ben 25 yıldır bu işi yapıyorum. Makine bizim babadan kalma. Öyle mi? Tabii. Yadigar diyorsun yani. Yadigar bak arabamıza taşıyoruz. Yani. Maşallah. Maşallah. Birilere göz bulmasın diye. Şimdi sen fıstıklı tulumba tatlısının hamurunu yapıyorsun. Bu hamurun özelliği şöyle altını göstereyim. Ocağımız yanarak. Ocak yanarak pişe pişe hazır oluyor. Pişiriyorsun. Burada da yağımız var. İçine yağ da katıyoruz. Peki bu yağ kızartmada da kullanıyor musun? Kızartmada da kullanırız. Tamam. Az önce döktün gördün de ben bir teyit edeyim dedim. O yüzden soruyorum. Evet. Pişen hamurumuz. Özkan Usta bu nasıl bir renk ya? Bunda hiç katkı maddesi falan filan yok. Bu fıstığın rengi doğru mu? Orijinal. Yumurtamıza baksınlar diyorsun. Evet baksınlar yumurtamız. Evet ustam. Karıştırmamız lazım ki yumurtalar pişmesin için sıcağı yani. Bu arada altından sıcağı çekiyorsun. Özkan Usta'm hamur tamam mı? Hamurumuz tamam hocam. Bir hamur görebilir miyiz Özkan Usta'm? Şöyle ben bir göstereyim ama. Ooo sakız gibi olmuş ha bu. Sakız gibi sana. Hamur oldu. Kulak pürüzsüz patates püresi gibi maşallah. Evet. Şimdi onu. Şöyle yumurtasını yemiş halinde. Evet bakın hiçbir şey yok. Tertemiz pürüzsüz. Oradan biraz yağ batırdı. Sonra alıyor bunu. Olay budur ya. Olay budur işte. Heh. Şimdi böyle bir tokmak var. Tokmağın olduğu bir hazne var. Var mı bu da 50 yıllık? Üstüne bakılırsa bir 50 yıllık vardır. Var değil mi? Var. Aynen öyle. Evet. Bunun adı ne olarak geçiyor? Bunun adı tulumba diye geçiyor. Tulumba. Ama... Tamam. Tamam. Evet. Sen elini mi vurdun oraya? Evet ya. Yanmıyor mu elin? Yok soğuk daha şu anda yağmış. Ha, bunun özelliği soğuk yağ dökmen. Evet, doğru mu? Yağ. Soğuk yağda döküyoruz, altını açıyoruz, yakıyoruz. Düşüncemle. Kolay döküm de bu mu? Evet, bu şekilde dökersem kollarımı yormuyor. Bu da izleyen ustalarımız olursa onlara kolaylık olsun. Biz bu işe geçen pazartesi başlamadık diyorsun evet, ha? Evet, aynen öyle. 25 yıl önce pazartesi günü mü başlamıştın yoksa? 25 yıl önce pazar günü başladık biz. Bir de şunu söylemek istiyorum.
farklı imkanlarda burada çalışıyoruz. Bunu da herkesin bilmesini istiyorum. Yerimiz dar diyorsun. Evet, yerimiz dar. Olabildiğince kısıtlı imkanlarda en iyi işi çıkartmaya çalışıyoruz. Görüyorsunuz yağımız kaynamaya başladı. Yine elini vurmaya devam ediyorsun ama. Yanmıyor mu senin elin? Bak. Bilmiyorum, şu anda yanmıyor ama. İleride yanacak mı? Her an yanabilir diyorsun. Her an yanabilir. Karavan tatlıcılık parfümünü çek. Bu kremin gibi renk değiştirmeye başladı. Rengi değiştirince biçtiğinin işaretidir. Gördüğünüz üzere çıkan tatlarımızı önceden hazırlamış olduğumuz soğuk şerbetimiz. Yeşil şerbetimiz. Evet, yeşil şerbetimiz. Bunu içine fıstık atıyor musun sen yoksa? Evet, bunun içine fıstık atıyoruz. Bu fıstıkla kaynatıyoruz biz bunu. Kaynattığımız şekerimiz. Bak. Bu şekilde. Olaylara gel, olaylara. Bu şekilde şerbetini aldırıyoruz. Adam şerbete fıstık atmış ya. Bunun özelliği bu. Hem hamurunda. Hem hamurunda hem şerbetinde. Şerbetinde evet. Fıstık var. Bunu yiyen koşar. Bunu yiyen duvara tırmanır. Kızılay'a koşar. Kızılay'a koşar. Kan vermeye. Nerelere koşar, nerelere. Her yere koşar ya. Evet, ocağımızı da kapattık. Artık tutunmaları böyle bir şerbette bekletiyoruz. Sık olduğu için biraz zor şerbet aldığından bekletiyoruz. Ha, yoksa hemen çekiyordun zaten. Sade olsa çekiyoruz. Bir pozu var. Özkan abi her gün yediğini kanıtlıyor işte bak. Ondan sonra diyor ki her gün yemiyor. Yalan, ağzına atıyor sürekli. Yalnız var ya harbiden çıtır çıtır ya. Mis gibi var ya. Vay, aroması, şerbeti. Abi sen de şuna baksana. Bir tane yiyeyim. Yiyen dikilir, yemeğe yıkılır. Bak buna bak, pas bak. Bak. Gelsin. Aha. Tek hamlede. Knockout. Özkan ustam bize bir göster şöyle. Hazır mıdır? Bu mudur olay? Hazırdır. Ellerine kollarına sağlık. Teşekkür ederim. Ne kadar şimdi bunun? Kilosu 110 TL. Kilosu 110 TL. Ellerine sağlık. Evet, zam yok.